korku türünü tamamen dönüştüren filmlerden biri The Exorcist'ten başkası değildi. Gösterime girmesinin üzerinden 50 yıl geçmiş olsa da bu filmin etkisi bugün hala korku filmlerinde görülebiliyor. O dönemden birçok kişi filmin o kadar korkutucu olduğunu iddia ediyor ki sinemalarda seyirciler için sağlık görevlileri bulunuyordu. İşin daha da tüyler ürpertici yanı filmin gerçek bir hikayeye dayanıyor olmasıydı. Kitaptan filme dönüşen bu film var olan en korkunç filmlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Ancak The Exorcist'in en ilginç yanı set ekibi ve oyuncuların sette sık sık karanlık hissettiklerini, bunun da açıklanamayan bazı ürpertici olaylara yol açtığını ifade etmeleridir. İşte The Exorcist'in oyuncularına musallat olan 10 perde arkası gerçekle ilgili bazı bilgiler. Setler yangın çıkmayacak şekilde özenle oluşturulur ve aslında bunu önlemek için birçok film setinde tüm ışıkları soğuk tutmak için dev soğutucular bulunur. Ancak yangın hiçbir neden yokken başlarsa ne yapmalı? The Exorcist'in ilk setinde tam da böyle bir şey oldu. McNeil'in evini tasarlamak için kullanılan set alev aldı. Bu öyle kolayca söndürülebilecek normal bir yangın değildi. Bu yangın sonunda her şeyi yaktı. Ancak işin ürkütücü yanı, şeytan çıkarma sahnesinin tamamının geçtiği Regan'ın odası dışında her şeyin tamamen yanmış olmasıydı. Oraya kesinlikle dokunulmamıştı. İblisler ve ele geçirilmeler üzerine kurulu bir film için oldukça uygun bir uğursuzluk. Bu gizemli yangın nedeniyle oyuncular ve ekip üyelerinin kendilerini rahat hissetmeleri için seti kutsasın diye bir rahip çağrıldı. Bu pek çok kişi için şok edici olabilir ama filmde rol alan iki oyuncu, Jake McGovern ve Vasiliski Malyaros, filmde ölmelerinin yanı sıra gerçek hayatta da öldüler. Bu olay film tamamlandıktan ve gösterime girdikten kısa bir süre sonra gerçekleşti. McGovern grip nedeniyle, Malyaros ise doğal nedenlerle hayata veda etmiş olsalar da sonlarının filmdekine benzer olduğunu bilmek daha az tedirgin edici değil. Sadece bu da değil, oyuncular ve ekip üyeleriyle akraba olan 7 kişi daha açıklanamayan bir şekilde hayatını kaybetti. Buna ek olarak iblisin arkasındaki ses olan aktör Mercedes McCambridge'in çocuğu kendi canına kıymadan önce kızlarını ve karısını öldürdüğü bir cinayet intihar sonucu hayatını kaybetti. Bu ölüm haberi oyuncuların ve ekibin bir süre uykularını kaçırdı. Bir film yapan herkes filmin herhangi bir suç ya da tartışmayla ilişkilendirilmemesini umar. Ne yazık ki The Exorcist bunun önüne geçemedi. Filmin ilk gösteriminden sadece birkaç yıl sonra 1977'de bir doktorun asistanını canlandıran Paul Bateson, sinema eleştirmeni Edison Verrill'i öldürmekten suçlu bulundu. Filmde onunla birlikte çalıştıkları göz önüne alındığında oyuncuların ve ekibin pek çok üyesi bu bilgi karşısında şaşkınlığa uğradı. Ancak daha da kötüsü, daha sonra 6 cinayetten daha şüphelenildi ancak hiçbirinden suçlu bulunmadı. Bununla birlikte gerçek hala bilinmemektedir. Dinle ilgili en ufak bir şey ele alan her filmin, belirli kavramların ve dini görüşlerin nasıl sunulduğu konusunda dikkatli olması gerekir. The Exorcist'in odak noktası, şeytani bir güç tarafından ele geçirilen bir kız olduğu için bir dizi dine aykırı eylem gerçekleştirilmiştir. Birçok izleyici, kızın canlandırdığı karakterden hoşlanmamış ve şeytanı desteklediğini iddia etmiş. Bu da bir çocuk yıldız olan kızın çok sayıda ölüm tehdidi almasına yol açmıştır. Tehditlerin miktarı ve yoğunluğu o kadar arttı ki film gösterime girdikten sonra güvenlik amacıyla 6 ay boyunca yanında bir koruma bulundurmak zorunda kaldı. Bu filmin genel olarak gösterime girmesi kolay olmadı. Zira konusu nedeniyle tonlarca tartışmayla karşılaştı. Ancak film sinemalarda gösterime girdiğinde izleyiciler sık sık gerçekten sinir bozucu olan açıklanamayan fenomenler bildirdiler. The Exorcist, Roma'da ilk kez beyaz perdede gösterildiğinde iki kilisenin arasına sıkışmış bir sinema salonundaydı. Film gösterime girdiği gün beklenmedik bir şekilde şiddetli bir sağanak yağış ve şimşek fırtınası meydana geldi. Atmosferi daha da ürkütücü hale getirmek için bir yıldırım 400 yıllık antik haçlardan birinin sinema salonunun tam ortasına düşmesine neden oldu. Bu açıklanamayan ve tedirgin edici olay birçok kişiyi bu filmde uğursuz bir şeyler olduğuna inandırdı. Bu filmi izlerken çığlık atan izleyicilere benzer şekilde filmi çekerken karakterler de çığlık atıyordu. Kulağa ne kadar rahatsız edici gelse de bu doğru. Regan'a musallat olan sahneyi çekerken annesi onu kurtarmak için telaşla yaklaştı ama sonunda yere yığıldı. Aktris Ellen Burstyn o sahne boyunca inim inim inledi. Ne yazık ki bunlar gerçek acı çığlıklarıydı. Aktris, dublörün kendisine bağlı teli beklenenden daha hızlı ve sert bir şekilde çekmesi nedeniyle büyük bir güçle kuyruk sokumunun üzerine düştü. Ne yazık ki bu durum kalıcı kronik omurga hasarına yol açtı. Ancak rahatsız edici olan kısım yönetmenin yine de gerçek sesini kullanmasıdır. Bu da bu sahneyi izlemeyi daha da sinir bozucu hale getirir. Bu olaydan sonra yönetmen ve ekibin daha dikkatli olacağı düşünülebilir ama durum öyle olmadı.
Linda Blair de benzer bir olay yaşadı ve sonunda omurgası kırıldı. Yatağın sallandığı sahnede Blair'in teçhizatı o kadar şiddetli sallandı ki beli kırıldı. Ne yazık ki daha sonra kendisine kronik ağrı ve skolyoz teşhisi kondu. Ellen'ın durumuna benzer şekilde filme eklenen sahnede onun gerçek çığlığı vardı. The Exorcist, şeytan çıkarma konulu her filmde beklenen iğrenç ve tiksindirici sahnelerden payına düşeni almıştır. Bu sahnelerin en ünlüsü, Regan'ın peder karısının üzerine kusmasıydı. Aslında yönetmen William Friedkin, başlangıçta bezelye çorbası dekorunun rahibin göğsüne düşmesini istemişti. Ancak görünen o ki, sette kol gezen karanlık güçler, bunun yerine oyuncu Jason Miller'ın yüzüne gelmesine sebep olmuş. Miller'ın tepkisi, sahte olması mümkün olmayan gerçek bir iğrenme ifadesi olunca, sahneyi olduğu gibi tutmaya karar verdiler. Görünüşe göre bu filmin bugün olduğu gibi klasik olabilmesi için her oyuncunun bir şeyleri feda etmesi gerekiyordu. Ve birinin yüzünün sahte kusmukla kaplanması kesinlikle oyuncuların başına gelen kötülüklerin en küçüğü. Çekimlerin başlarında bir şeylerin ters gittiği anlaşıldı. Sette çalışan bir marangoz baş parmağını, bir ışık teknisyeni de ayak parmaklarından birini kaybetti. Bu küçük yaralanmalar ve açıklanamayan yangın herkesi sürekli bir tedirginlik içine soktu. Öyle ki Peder Kenneth Birmingham'ı canlandıran cizbit rahip Thomas Birmingham'dan negatif ya da karanlık enerjileri uzaklaştırmak için sette şeytan çıkarma ayini yapmasını istediler. Peder, oyuncuların işi çok ileri götürdüğünü düşünerek bu talebi reddetmiş olsa da uğursuz olaylara bir son vereceğini umarak tüm oyunculara ve genel olarak sete bir kutsama ve koruma duası yaptı. Medyanın ilgisi ve Blair'in genç bir oyuncu olarak aldığı agresif tepkiler onu uyuşturucu bağımlılığının karanlık ve tehlikeli yoluna itecek kadar bunalttı. Filmin çekiminden birkaç yıl sonra Blair 18 yaşındayken 31 kişiyle birlikte tutuklandı ve kokain alım satımı iddiasıyla ağır bir suç işlemek için komplo kurmakla suçlandı. Kısa süre sonra 2500 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Dava daha sonra 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmasına yol açtı. Linda Blair, filmdeki karanlık atmosferi aramaya devam ederek Scariest Places on Earth adlı bir televizyon dizisine ev sahipliği yaptı ve izleyicileri dünyanın dört bir yanındaki kötü şöhretli perili mekanlara götürdü. Sadece uyuşturucunun değil, karanlığın da aktris için özel bir bağımlılık cazibesi var gibi görünüyor. The Exorcist 1973'te gösterime girdiğinde, izleyiciler filmin sıradan bir Aralık gecesinde kendilerine sunduğu şok edici şiddet, kan ve genel olarak korkutucu ele geçirilme temasına alışık değildi. Film bitmeden önce bazı insanların korku içinde dışarı çıktığı ve bazılarının da bayıldığı bildirildi. Bunlardan biri, filmin özel efektleri ve aşırı şiddet içeren sahneleri karşısında şok geçirerek bayılan ve bu sırada çenesini kıran bir izleyiciydi. İzleyici Warner Bros'u mahkemeye verdi, ancak şirket tarafından zararların karşılanması ve konunun mahkeme dışında çözülmesi için belirli bir miktar para teklif edildi. Özetle, filme bir şekilde dahil olan herkes bir tür bedel ödemek zorunda kaldı. Oyuncular, seyirciler, dağıtımcı şirket. Dua edelim de bu videoyu yapan kişi öyle bir bedel ödemesin.